Kıymetli dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Samet Güngör Light YouTube kanalındasınız ve Samet Güngör Light kanalındaki seri Kingdom Rush Frontiers'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz dostlar, Kingdom Rush savunma yapma odaklı bir strateji oyunu. Kuleler kuruyor ve düşmanın geçmesini engellemeye çalışıyoruz. Bununla beraber 3 farklı zorluk derecesi var. Biz zorluk derecesinde oynuyoruz efendim. Ve sevgili Umut Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Umut hoş geldin, merhabalar. Ozan'cığım başlığı ayarladığın için teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Mage Tower artık Necromancer Tower'a dönüşebiliyor. Kahramanımız burada efendim. Bakınız, bir ejderham var. Bu ejderha gerçekten diğerlerine nazaran çok çok kuvvetli bir kahraman. Sevgili dostlar, bilginiz olsun. Hani tek başına bir wave'i rahatlıkla tutabiliyor. Şöyle yapalım efendim. Adamların az geldiği tarafa doğru bir yönelelim. Bir de burada mutlaka bir yerlerden ekstra koridor gelecek gibi hissediyorum ben. Hani şu kayalıklar, şu kaya parçaları bir şekilde kırılacak ve içeri adam gelecek diye düşünüyorum açıkçası. Bu yüzden yatırımımı şu bölgeye doğru yapacağım. Burası ve şu ilerleyen kısımlar. Nasıl yapalım? Öncelikle bütün şöyle fazla kuleleri bir kuralım. Arkaya savaşçıları alalım. Merhaba. Bu el pek böyle büyü vurmamız gereken birileri yoktu galiba. Tamam, şurada iç içe durun. Şuraya bir tane büyücü tower koysam mı? Hadi bir tane büyücü koydum. Tamam, kalanına turu salabiliriz sanırım ya. Kalan her tarafa okçu kulesi falan kuracağım. Bu arada şu ejderhayı iyi izleyin lütfen. Gerçekten bu ejderha ve ejderhanın samınladıkları tek başına bir lane'i tutabiliyor. Şu diğer taraflara çok önem vermememin sebebi de şu. Abi zaten hani küçük jungle spider'lar geliyor buraya. Burayı okçular rahatlıkla tutar. Çok rahat bir şekilde tutar. Hatta yukarı bir okçu kulesi daha koyarız. Büyücülere falan da upgrade yaptık. Bura aşağıya destek olmaktan ziyade yukarıya bakıyor. Peki. Bu karakterin ismi Bonehurt sevgili dostlar. Normalde ne kadar bilmiyorum ama ben bu görmüş olduğunuz bütün kahramanları oyunda oynanabilir. 16 farklı kahraman var galiba. 10 ya da 12 de olabilir. Tam sayısını ben de bilmiyorum. Bu kahramanları çok uygun bir fiyata aldım efendim. İndirimle 19 TL'ye denk geldi. Buradan tekrardan Jungle Spider geliyor. Yukarıdan da Savage Warrior'lar geliyor. Yok, ben Jungle Spider'ların orayı güçlendirdim. Savage Warrior'ların orada durması lazım benim karakterin. İlk başta bütün hepsini bir kuralım. Abi şöyle bir size alev topu uygularsak çok iyi olur. Alttakiler de dandik level bir piyade olarak kaldı ama umarım üstesinden geliriz ya. Umarım üstesinden geliriz. Alttakiler böyle biraz dandik level bir piyade olarak kaldı. Bu arada Samet Güngör Light'tan videoyu seyreden sevgili dostlar, beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Kanala abone olursanız da çok çok iyi olur. Şimdiden hepinize teşekkürler efendim. Ne yapıyoruz? Upgrade yapıyor muyuz? Ya da daha fazla kule basıyor muyuz? Bence daha fazla kuleden ziyade upgrade daha mantıklı olacaktır. Buradan da gelenler var. Savage Hunter. Ben oraya hiç gitmem. Tamam, bizimki gene burada duracak. Çünkü buradan Savage Hunter'lar geliyor. Hunter'lar bizim ejderhayı avlayabiliyor. Ejderha havada durduğu için buradakilerden korkmuyor ya da hasar yemiyor tabii ki ama bizimki ölmüyor bu arada. Hasar yemiyor ve rahat bir şekilde kesebiliyor burayı ama Hunter'lar devreye girince sorun oluyor sevgili dostlar. Hunter'lar cidden sağlam vuruyor çünkü. Ejderhamızı şuraya alabilir miyiz? Burada hem yukarıyı tutar, hem aşağıdaki okçuların gazabından etkilenmez. Tamam, gayet iyi durumdayız. Full uçan üniteler gelecek. Bence yapıştır gelsinler ya.
Skill'lere hiç kuvvet vermedim bu arada. Sıfır experience. Oyuna başladığımız hali neyse şu anki hali de o. Bu arada ejderha tabii ki kahraman olarak uçabildiği için diğer uçabilen üniteleri de vurabiliyor. Yani bununla alakalı herhangi bir sorun yaşamıyor. Ve biz ne yapmalıyız acaba? Şuradaki bütün okçuları da yapıp seviyesini 100'e mi upgrade'lemeliyiz? Yoksa artık yavaştan birilerinin şeyini mi arttırmalıyız? Kule tier'ını mı arttırmalıyız? Şu an elimizdeki kulelerin hepsi ikinci kademede. Savage Hunter, Witch Doctor. Tam oraya kesinlikle gitmiyorum. Sanırım aşağı yukarı cevabı biliyor gibiyim. Her tarafa vurabilenlere upgrade basarız sadece. Burası örneğin. Her tarafa vurabiliyor. Bak şuradan gelenler yok gibi bir şey. Ben burayı iyice upgrade'ledim. Aaa hainlik. Hain olalım, güvenilmez olalım moduna girdik burada. Reaper'lar çok hızlılar. Yüksek magic resistleri var. Ve çok yüksek damage atıyorlar. Öldük. Bir saniye. Lan. Durdurun şunları. Nereden geldi bunlar? Alo. Abi lütfen. Oo. Çok büyük terbiyesizlikti bu arada. Çok büyük terbiyesizlikti bu arada. Ben sürpriz saldırı beklemiyordum, anladın mı? 18 iken bir sıkıntı çıkmaz herhalde. Abi çok yüksek hasar vuruyorlar ya bir de. Çat diye sıçtılar ağzımıza. Gerçekten canım yandı. Yani gerçekten canımın yandığını hissettim yani orada. Mor kulenin orada çıkan mor yumurtalar sanırım. Evet evet yani. Kulenin orada çıkan yumurtalar. Onlar şey yaptı. Da tahmin etmedim. Yani çok ani suikastçı çeri gibi bir şey yapmışlar. Baksana. Bunlar da Reaper spawn ettiriyor. Ya bunlardan biri bizim şövalyeleri yenerse galiba. Değil mi? Eyvah. Reaper spawn ettirecek. Son anda okçu kurtardı orayı. O zaman bu asker... Ya asker basmak o zaman burada tehlikeli. Çünkü askerlerin kafaya yapışıp ele geçirdikleri anda başkalaşım geçirmesine sebebiyet veriyorlar. Askerlerin olduğu yeri önleme alacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Ama çok üzdü yani beni. Direkt iki can kaybetmek. Gerçekten beni çok üzdü. Gerçi çantamda şey var. Fazladan can kristalim var. Biraz daha kaybedersem o can kristaliyle depolarım. Sonuçta o kristaller boşuna verilmedi. Sen burada kalabilirsin. Size de şöyle minik upgrade'ler yapalım. Buradan uçanlar gelecek. Pukai Raider'ları. Buradan da bayağı örümcek gelecek. Tamam. Biraz erkenden sal orayı. Bu Pukai Raider'larıyla mücadele edebilecek miyiz acaba? Gel sen şu koridorda dur. Ha, kendi öldükten sonra bir de bu kanat çırpan cikciki ile uğraşıyoruz. Anladım. Önce yukarıdaki ölüyor, sonra cikcik rush yapıyor. Vallahi başımıza beladır galiba kendileri. Bütün her yere 150 gold'luk upgrade yapmaya çalışalım. Bunlar gerçekten birazcık bir parça başımıza belaymış. Ama halledilebiliyor gibi. Var ya büyüden çok ağır hasar yiyen ve büyü dışında hiçbir şeyden yemeyen bir canavar gelecek ve beni yok edecek. Şu an böyle hissediyorum. Bence artık savaşçıların upgrade'lenme vakti geldi. Savage Warrior ve Gorillon geliyor. Burada da Savage Hunter ve Pukai Raider. Ayy. Sayın hocam şuraya doğru bir çekil lütfen. Yaratıkları önceden salalım. Bir tane upgrade verelim. Alev toplarını kullanalım.
Bununla beraber ben artık şu kapıya bakan adamları da bir şövalye seviyesine çıkarmak istiyorum. Kapıda bulunan adamlara upgrade önemli çünkü yani aniden bir yumurta fırlıyor, şey yapıyor, yok oluyorsun. Herhalde böyle örümcek yaratık tipimsi bir boss gelir diye tahmin ediyorum ama. Abi lütfen onu öldürün bu arada bak. Dönüşürse üzer bizi. Bu boss değil bu arada. Evet bak gene çıktılar oradan. Buralara 150 gold'luk upgrade yapılmalı. Ölmüyor bu arada karakterimiz, merak etmeyin. Yere doğru çakılıyor ve geri geliyor. En güçlü kahramanlardan biri bu arada ya. Ya da en azından benim düşüncem bu yönde. Her yerden şimdi uçanlar gelecek, öyle değil mi? Allah'tan dev arılar geliyor ya. Sal gitsin, bence sorun etmemizi gerektirecek hiçbir şey yok. Abi ne olur ne olmaz şu büyücüyü upgradeleyip aşağı destek vermesini sağlayalım mı? Abi birine yapışıp çevirmiş. Hacı abi iki tane paladin istiyorum buraya. İki paladin ekibini de kolay kolay kimse zırıldatamaz. 150'lik upgrade'lerin yapılması... Oo, hem bu yukarıdaki kuleden geliyor. Hem aşağıdaki kuleden geliyor. Allah çarşını pazar etsin paşam. Bu arada affetmiyor ha örümcekler. Hani Half-Life'ın örümcekleri gibi. Ciringer'cim 10. ayın kutlu olsun. Canım benim sağ olasın. Ciringer Prime'ın avantajıyla 10. ayında bu arada. Eyvallah. Hani Half-Life'ın örümceği var ya böyle kafasına tutunan, böyle kafaya tutunduktan sonra da yaratığa çeviriyor. Sanırım böyle Half-Life'ın örümceği gibi bir şey kendileri ya. Buraya doğru gel. Şuradan ne geleceğini bilmiyorum ama. Sen buraya gel. Örümcekleri burada karşılarsın. Evet, boşa gitti atış. Tamam, arkada gardiyanlarım var. Burada ejderham bekliyor. Bu iki arkada okçularım var. Okçular da çıkacak olan örümcekleri. Mobil oyun efendim, evet. Kingdom Rush Frontiers. Frontiers nasıl okunuyorsa. 30 tane parazit yok et. Aa, bunlar örümcek değil, parazit tipi olarak geçiyor. Anladım. Parazit tipi. Hocam biraz arkada çarşı pazar karıştı mı? Allah'tan paladinlerimiz var da o arkanın çarşısı pazarı karıştı galiba. Şükür tuttuk. Tek başına koridor tutuyordu bizim çara, neler oldu? Necromancer. Abi Necromancer yap. Ve ölenleri şuraya spawn et. Neler geliyor? Gorillon, Savage Warrior, Witch Doctor, Şaman falan filan. Bu karaydırlar. Yürü. Ver erkenden. Sen burada onları karşılayacaksın. Hadi oğlum Necromancer. Summon a Death Rider. Tamam, güzel. Bir tane Death Rider summonladı. Death Rider'ın oraya alırız bizimkileri. Death Rider'ı falan her şeyi dönüştürecek mi? Çok iyiymiş abi. Çok iyiymiş. Bak yukarıda bizim ejderha mücadelesini veriyor, direnişini gösteriyor. Hocam bunlar bizim başımıza beladır ya. Aha. Hayır, dönüşenler de ayı gibi bir şeye dönüşüyor arkadaş. Bu parazitlerin yuvasından çıkar çıkmaz ölmesi lazım. Başka türlü biz başarılı olamayacağız gibi duruyor. Ne geliyor? Gorillon, Savage Doctor, Witch Doctor falan filan. Jungle Spider'lar falan filan.
Gerçi adam spawn etmek daha kötü bir fikir. Adam spawn ettiğin zaman yani iki tane önlerine adam atıyorsun. O adamlar daha da güçlü bir halde kalkıyor. Birader nasıl bir belanın içindeyiz ben de bilmiyorum ki. Üç tane gorillon geliyor bir de buradan. Abi gel gel. Ejderi de birazcık base'in önüne doğru tut. Bu nasıl bir şeymiş ya? Ya askerleri güçlendirmemizle alakası yok. Hani buradan çıkan parazitler var ya Laurel. Onlar otomatikman, ya Wikipedia'sı var mı oyunun ya da buradan açılıyor mu bilmiyorum da. O küçük örümcekler birine yapıştığında kim olursa olsun aynı düzeyde güçlü bir varlık olarak kaldırıyor onları. Şu parazitler yani kime dokunursa dokunsun aynı derece güçlendiriyor. Bak şuradaki level 1 iskeleti bile, biz sıçtık bu arada burada. Aa yok, iskeletler öldü. Aynı şekilde Reaper'a çeviriyor. Hepsi aynı vuruyor. Hani dönüşümünü neyin yaptığıyla zerre ilgilenmiyor oyun. Diyor ki kardeşim sen burada bu parazite yakalandın mı? Yakalandın. Tamam. Keşmiş olsun. Gorillan, Witch Doctor, Earth Shaman, Pukay Raider'ları geliyor oradan da. Bütün her şeyimiz upgrade'li lan. Daha ne yapalım? Ama bence bu karakter yukarıya bakmalı. Ve yukarı tarafa karşılık vermeli. Upgrade'lerimiz full artı full. Hadi hayırlısı diyorum. O iskelet vikingleri kendiliğinden can yeniliyor. Şey iskelet şövalyeleri güzel. Yunus abi mobilde 3 lira mıydı 5 lira mıydı neydi abi ya? Vallahi tam net hatırlamıyorum da mobilde çok uygundu diye hatırlıyorum. Steam'de mi aldın abi? Aynen aynen, askere gelince gelişmiyor. Hani otomatik yapıştığını yok ediyor. Sıçtık galiba. Arkadaşlar sanırım burada sıçtık. Vallahi alev topumu kullandım ama baksana kime giderse gitsin Reaper aynı güçte kalkıyor. Peki sayın hocam. Sizleri kutsasak. Şövalye olarak sizleri kutsasak da mı aynı? Level 8 oldu bu arada Çar. Abi ne belalım etmiş ya. Hay bak bir de mililer arkadaşlarını kurtaramıyor, fark ettiniz mi? Bu adamların kurtulabilmesi için şeye ihtiyaç var böyle. İllaki bir okçunun müdahale etmeye ihtiyacı var yani. Okçuların müdahale olsa olmadan kurtarmıyor. Yolla baby. Şuradan seni de fullleyelim. Nekromansinle kaldır adamları geri. Ölen Reaper'ları bizim tarafta canlandırsan ya. Abi gene aynılarından geldi, gene aynılarından geldi. Alev topunu yollayalım üzerlerine. Şöyle bir upgrade de verelim. Kritik ihtimalini falan arttıralım bu biyomdakilerin. Son aynısını şuraya yapacağım. Bu 5 tanesine dağıtacak kritik vuruşu. Char bufflayacağız. Ejderhayı bu arada bırakıyorsun bu wave'e. Bir yere keyfine bakıyorsun valla. Ejderha en mantıklısı. Ver bakalım buff'ı her yere. Tamam, bütün char'lar şu an buff'lı sıkıyor.
matriarklar gelecek. Gorillon, Savage Warrior, Witch Doctor falan gelecek. Savage Hunter'lar ve Pokai Rider'lar gelecek. Abi ejderha bence artık ana kapıya çekilsin. Herkes ana kapıda yapsın mücadelesini. Gelin bakalım, yapacak hiçbir şey yok. Biraz şövalyelere de buff verdik. Ya normalde ejderha tek bir koridoru bir başına tutar ama blue stack üzerinden oynuyorum efendim oyunu. Normalde dediğim gibi ejderha koridoru tek başına tutar ama şu an böyle orada gerçekleşebilecek olaylar için istiyorum ki piyadelerin yanında dursun. Abi bir parazit çıktı orada. Bir parazit çıktı orada. Hiç sorma. Ya şu parazit yerini yok etmenin bir yolu yok muydu acaba ya? Ne bileyim, bomba atar falan mı parazitin çözümü, bilmiyorum ki. Abi lütfen şu yukarıdan sıkanları alır mısınız? Yoksa bizim çocuklar heba olacak da. Vallahi bak bizim çocuklar orada beter olacak. Ataklarını, canlarını, defanslarını, her şeylerini arttırdım. Bir de üstüne kutsal atak gibi bir şey yapıyorlar, kutsal saldırı gibi. Evet, gorillaların gelmesi hoş olmadı. Hayır 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 hayır. Bu referans atmıyorsun, saçmalama. Tut abi Reaper'ları. Abi şu an gerçekten çok ürkerek oynuyorum. Kaybettik galiba. Abi galiba içimizden geçtiler. Şunlar işi çok bozuyor. Yani yapacak hiçbir şey yok. Yani şey yapabilirim, şu can kartını kullanabilirim de. Abi can kartını kullansam kaç yazar Allah aşkına. Bak şurada zaten bir bug gibi bir şey oldu belli. Kullanayım, belki adam akıllı yıldız verir. Yok abi, iki yıldıza da şükür. İki yıldıza da şükür. Aa, mora aslında meteor atılabilirdi ya. Kesinlikle orayı tekrar oynayacağım bu arada. Hani tekrar oynamama gibi bir ihtimalim yok da. Şey benim sinirimi çok bozdu. Hani sürekli oradan yaratık çıkıyor, sürekli oradan yaratık geliyor. O benim sinirimi çok bozdu. Ne yapabiliriz onu düşünüyorum şu an. Hani aynı yeri oynasak da bu kayıp jungle'ı, kayıp haritayı. Aynı yeri oynasak da burada zorlanacağız. Ve yavaştan, yani oyun canımı sıktı. Gerçekten bir parça keyfimi kaçırdı yani. O şeylere ne yapacaksak artık, cin cücüklerine. Kahramanın bir tanesi mi hallediyor artık onu, ne bileyim, arkaya bir tane okçu koyacaksın, misal veriyorum. O koyduğun okçu mu temizleyecek çatır çatır? Çünkü orada o örümcekleri temizlemek önemli. Gerçi gorillere falan da vuramadık. Goriller artık büyü mü yiyordu, ne yiyordu bilmiyorum da. Hadi bir tur daha deneyelim ya. Hadi bir tur daha deneyelim. Sonra... buralara yapalım upgrade'i. Aslında şu ortadakini 60'a koyup 60'a geri sattık. Tamam.
Ortaya bir büyücü. Buraya bir büyücü ve kalanına bu. Şuraya da topçu. Misal. Aa, buraya alev topu attırmıyor. Yok, atsan da zarar vermiyor. Bir de bunların şeydi, bak çok net hatırlıyorum. Bu morların şöyle bir durumu vardı abi. Mage damage'e karşı %100'dü bunlar. Ve aşırı hızlılardı yani. Topçunun gelip onları ittirebileceğini zannetmiyorum. Belki bir de bunlarda şimdi şey var. Yamyamlık var abi. Yamyamlıktan dolayı da can çalacaklar. Burada ilk levelden yatacağız muhtemelen de. Acaba topçuyu şeye mi kurmak mantıklı? Bu bizim büyücülü şey adamların olduğu yere. Neden böyle bir mantık yürütüyorum? Şundan dolayı. Sen burada takılmaya devam et. Neden böyle bir mantık yürütüyorum? Şundan dolayı. Şimdi bunların kafasına örümcekler oturdu ya, hani böyle kafalarını tuttular. Aykent yericim, teşekkürler iyi yayınlar dileğin için, sağ olasın. Hani bunların kafalarını tuttular böyle. Bunların kafalarını tuttuklarında hani onları emene kadar topçu icaplarına bakar gibime geldi. Yani sanki böyle bir olabilitesi var gibi. Gereken upgrade'leri yaparsak herhalde, bilmiyorum. Arada büyücü de var. Kanser çarlar bu arada ya. Bir de Necromancer'ları iki yerli çalıştırırız. Yapabilirsek büyücü kulelerini. Goriller büyüden mi yiyordu acaba? Büyüden mi, toptan mı, onu hatırlayamadım. Gorillerin neden yediğini hatırlamadım abi gerçekten. Şunlar hangi turdan itibaren vurmaya başlıyordu acaba ya? Hangi turdan itibaren çıkmaya başlıyorlardı? İşte burası da aynı, Laurel. Baksana topçunun menzilinde. Burada savaşçıların kafayı tuttuklarında topçu kafasına vuracak onların. Şu anlık savaşçılar bir cacığa yaramıyor tabii de. Yapmak istediğim şey savaşçı, yani tabii ilk başta bir savaşçı upgrade yaparız bir tur. Sonra topçuyu upgrade yaparız, sonra diğer okçular. Buradan ne gelecek? Savage Hunter'lar gelecek. Buradan ne gelecek? Savage Warrior'lar gelecek. Tabii ki Warrior'ların geleceği yerde duracak ejderha. Bayağı erken saldım aslında. Umarım bayağı erkenin bana bir puan etkisi olur. Ceyhuncum, Blue Stack programı üzerinden oynuyorum dostum. Söyledim ya, ilk sorduğunda da. Yo, öyle bam yapmıyor. A-a. Topçu yanlış taktik mi? Ya yapma şimdi, gerçekten sokacağım gagana. Üfle, bir nefes ver. Bir nefes ver. Aha, vallahi geçmeden öldü. Bir şey söyleyeceğim bak. Babaannenin kapçık ağzına küfrederim. Gerçekten babaannenin ruhunu sağ bırakmam burada.
Şeyden dolayı mı? Çok mu güçsüz kaldı bombardıman topu? Hiçbir boka yaramadı bu arada. Ben pat diye patlayacak zannettim bunlar. Bomba attık kafalarına ve yaptı böyle. Hiç yani oralı olmadı. Demek ki bomba bunları tutmuyor. Büyücülerin de bunları tutmayacağını biliyoruz. Zira tutamaz. Her wave ben aynı sıkıntıyı yaşayacak mıyım? Bunu evet olarak algıladım. Evet, skill'i de yanlış yere attık kazara. Skill'i de yanlış yere attık. Biri geçmiş gene. Kim geçmiş bilmiyorum. Allah'ım nasıl bir skor oldu orada ya. Abi sırf 3 yıldız alayım diye girdim bak. Şu an 3 yıldız alamazsam bir miktar üzüleceğim bu arada. Bir miktar öfkeleneceğim ve üzüleceğim. Kesin o aradan cincicikleri biri geçti ha. Kesin cincicüklerinden biri geçti. Ver ver erkenden ver. Şuraları da 150'ye yükselt. Bir şey diyeceğim, hep aynı yerden gelmiyorlar mı? Ejderhayı hep burada tutsam ne yapabilirler ki? Ejderha bunları durdurur mu acaba? Bak geldi. Şansa kadere bence. Ya da ejderhayı acaba hep adamların kafasında mı tutsak? Gerçi adamların kafasında tutacaksam ve wave temizlemeyeceksem niye ejderha aldım? Ejderha aldık wave temizler diye değil mi? Askerlerin kafasında tutacak olsam healer gibi bir şey alırdım. Hiç asker koymasaydık daha mı zor olurdu? Abi bu sefer düşün bak, şuradan fırlayanlar çat diye içeri girecek direkt böyle. Bence kesinlikle daha zor olurdu ama oh ne güzel esnedim öyle ağzımı gere gere. Bence kesinlikle daha zor olurdu gibi ama bilemiyorum tabii ki. Ben şeyde tutacağım, kalede tutacağım ve bu sefer adamları paladin değil assassin yapacağım. Peki ben bunları balta atara çevirsem? Normal crossbow yerine. Şimdi bu goril neyden yiyordu? Gorillon. Büyüden yiyor mu? Yiyor ya. Buldum buglarını. Yani buglarını değil de zayıf noktalarını buldum. Bizim ejderha buraya iskelet savaşçı atıyor ya. Attığı iskelet savaşçıya geliyor her şey. Yapıştır. Attığı iskelet savaşçıya geliyor her şey. Yani o gelip yapışanlar iskelet savaşçıya yapışıyor. Bu iskelet savaşçıyı da Bonhart spamladığı için, Bonhart spamlediği için şey yapamıyor, dönüştüremiyor. Galiba açıklarını bulduk ya da bilmiyorum abi. Tinky Winky diye birazdan Teletubbies şarkısı söyleyeceğim. Yok bu arada bak büyük ölçüde tehdit olmaktan çıktı, farkında mısınız? Daha gerçi Wave 9 hiç belli olmaz, daha hiçbir şeyin sonu belli olmaz. Daha Wave 9 ama böyle bir sanki hani hafiften şey yapmaya başladı gibi. Yapıştır. Topçuyu bir tık daha upgrade'ledik.
Hepsini balta atıcı yapacağım büyük ihtimalle bu arada. Şeylerin. Okçu kulelerinin. Bir de böyle deneyelim. Ox is ready mi? Ne kadar güzel takılıyorlar öyle. Hayır, yerine, yerine. Ayrılmıyorsun bir yere. Bence kulelere okçu yapmak çok kötü bir fikir. Şu an öyle düşünüyorum bu arada. Hadi belki buradakini baltacı yaptık da. Ox is ready man. Hadi belki buradaki baltacı oldu da diğerleri baltacı olmasın abi. Diğerlerini normal crossbow yapalım. Canımız yanar. Biraz erkenden erkenden çağırıyorum turları. Ondan da patlıyor olabiliriz de. İşte derdim 3-5 gold bir şey gelsin. Bak bu arada bunlara assassin yapacağız. Tamam mı? Assassin yapacağız. Para kasmaya vereceğiz. Sıçtık bu arada. Güzel. Assassinlerden para kastıracağım. Bunları da assassin yaptın. Hem askeri mevcudiyetim aniden bitmeyecek. Tamam ya, bu arada o kadar sorun olmadı, fark ettiniz mi? Bir candan bir şey olmaz bu arada, hallederiz. Biraz vurdukça gold çalmayı al. Gördün mü totemin gücünü? Totem halletti bu arada. Gerçekten totem halletti. 3 gorillan falan geliyor. Jungle Spider geliyor. Bırakın gelsin. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Geri kalanlarını bir arbaletçi yapalım. Büyücüler zaten buradan direkt Necromancer'a gidiyor. Gördüm abi. Yani şeyi gördüm. Buranın olayını gördüm. Parazitleri yok etmek için totem. Bunlar bir yandan totemlerle de saldırıyor. Hani okçuların yetişemediği yerde totemler giriyor devreye. Bir tane full artı full yaparız. Bu arada Necromancer değil de Archmage yapalım. Gelene vursun. Direkt iki tane Archmage yapabiliriz bu arada. Ne yapmak mantıklı olur? İki tane Archmage mi mantıklı olur? Seni de okçu yaptım. Seni de okçu yaptım. Seni de okçu yaptım. Kalan iki büyücüyü de Archmage yaptık mı biz de? Archmage. Gelsinler bir bakalım. Bak Archmage'lerin de olayı şu. Biriktirip öyle yolluyorlar. Misal buraya gelen olmadı ya. Biriktiriyor. 3 tane şey mi gelecek buradan diyelim. 3 tane örümcek mi gelecek? 3 tane yaratık mı gelecek? Üçüne birden çat diye yollayacak bunları. Aa evet. Üçünü birden tek bir adama yolladı.
Pek hoş olmadı sanki. Ey, biri geçti. Hocam, merhaba. Alo. Biri daha geçti. Uçanlardan biri geçti abi gene. Efendim sevgili Yagar65 abonemiz olarak aramıza katılıyor. Yagar65 hoş geldin, merhabalar. Desteğin için çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın dostum. Vallahi Voodoo'yu iyice upgrade'ledim ama bu sefer de yukarıdakilerden geçiyor arkadaş. Yani büyücüsünü yaptık, ıdısını bıdısını yaptık. Bu sefer de yukarıdaki adamlar geçiyor. Geçirmeyin şu şeyleri ya, kuşları. Bak bir tane daha geçmezse alırız 5 yıldızı bu arada. Ben 2 canla 5 yıldız aldığımı biliyorum. Efendim sevgili Mete Morningstar 2. ayında. Teşekkür ederim Mete Morningstar. 2. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Eyvallah. Evet, yani Archmage olarak hortuma mı gideceğiz, ne halt diyeceğiz bilmiyorum ama. Sürekli geliyorlar bu arada. Ready for Rambo. Hadi göster kendini Rambo. Totemin 100 düşman yavaşlatma başarımı kazanıldı. Vallahi topçuyu full artı full upgrade'lemeye çalışıyorum. Bir iki tane daha mı totem yapsaydık acaba? Adamlarımız hala yaşıyor bu arada. Gayet güzel bir şekilde. Şu gorillonların ölmesi ve daha fazlasının gelmemesi lazım. Güzel. Şükür daha fazlası gelmedi. Ama sürekli bir sıkıntı gündeme geliyor. Tamam. Biraz erken gelsinler, para gelince hepsini bufflatacağım. Kritik vurma ihtimallerini falan. Durun bakalım dostlar. Umarım idare ederiz. Alanını biraz daha arttır. Çok güzel. Amaçladığım şey oldu. Totemcenin de gücü arttı. Şuradan sürekli fırlayıp gelen parazitler beni çok iğreti ediyor. O parazitlere karşı da böyle bir önlemimiz var sanırım. Baksanıza hepsini yakıyor abi bu. Şuradan da otomatik vurmayı açarım. Yani charge'layıp böyle sıktım mı tam sıkarlar. Orada birikmelerine izin verme. Gerçi göremiyorlar orayı. Gördükleri tek şey ejderha. Abi lütfen. Lütfen o kuşlar geçmesin artık oradan. Ben de dellenmeyeyim lütfen. Bunlar assassinlerin dojlama ihtimali galiba. Aynen, dojlama ihtimalleri. Doj atıp counter attack atıyorlar. Tamam, tekrardan doj artı counter attack. Abi bir de her yerden yaratık geliyor. Ne yapacağız? Kanatma vur. Yani kanatarak nasıl yaparız bilmiyorum da.
Ben şu an hiçbir yere takip edemiyorum. Allah'tan basacağımız upgrade'leri bastık da. Şu topçu iyi iş yapıyor ya. Şükür topçu iyi iş yapıyor. Bir tur alev topu. Ay Allah'tan atlattık galiba ya. Emin olmamakla birlikte. Şükürler olsun. Biraz uğraştık ama 3 yıldızı aldık dostlar. Biraz uğraştık ama 3 yıldızı aldık. Yüksek zorluk derecesindeydik bu arada. Ve gerçekten beni üzdüğünü gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ya uğraştığım zorlu haritalardan biriydi. Dur bakalım daha karşımıza ne tür zorluklar çıkacak bilmiyorum. Bonehart gerçekten çok güzel idare ediyor. Yani ortalığa minyon spamlamasıyla falan baya baya iyi. Favori kahramanım kendisi. Daha kullanılabilir çok fazla kahraman var ama ne işe yaradığını bilmediğim için şu anlık uzak duruyorum efendim. Sanırım iskelet ordusu falan çağıran bir kahraman falan da eklendi. Kranon da eklendi. Stun atıyor, bir şeyler yapıyor. Life regen'i falan var böyle. Yani ya ben bu büyücüyle oynarım ya da ejderha ile oynarım gibime geliyor. Ejderha çünkü çok çok kuvvetli. Büyücüyü de wave'in arkasına koyarız gibi. Aynen topçuda hiç skill yoktu. Ona rağmen çok iyi vurdu. Her neyse sevgili arkadaşlar, vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.